Konumuz AIS cihazı. AIS nedir? Ne işe yarar? Bugün bunu inceleyeceğiz. AIS cihazına gemiyle ilgili bazı bilgiler girilmektedir. Bu bilgileri gemilerde genellikle 3. kaptan girmektedir ve bu bilgiler umuma yayın yapılmaktadır. Bundan dolayı bilgilerin eksiksiz ve tam olarak girilmesi önem arz etmektedir. Şimdi konumuza geçebiliriz. IAS'in İngilizce açılımı Automatic Identification System yani otomatik tanımlama sistemiymiş arkadaşlar. Yakın mesafelerde deniz araçlarının takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Radar kadar uzun menzilli değildir ancak daha detaylı olarak bilgi verir. Radar çevredeki gemileri nokta olarak bize gösterir hangi yöne gidiyor ve kaç mil hızla gidiyor bunları tespit edebiliyor. Ancak arkadaşlar IS daha detaylı bilgi veriyor. Bize geminin imo numarasını, çağrı işaretini, gemide hangi yük taşınıyor, gemi işte nereye gidecek bunlarla ilgili daha detaylı bilgi vermektedir. Uluslararası Denizli örgütü IMO'nun belirlediği SORAS kuralları gereği 300 gross ton ve daha büyük gemilerde ve tüm yolcu taşıyan ticari gemilerde bulundurulması zorunludur. Bu da arkadaşlar soru içerisinde sürekli Gelmekte 300'ü 300, 300 gross tonu sormaktalar. Vesaire. IS cihazında hangi bilgiler bulunur? Geminin adı, çağrı işareti, geminin koordinatları, gemi bilgileri, gidecekleri liman ve tahmini varış zamanları gibi bilgiler bulunmaktadır. IS cihazındaki bilgileri çevre gemiler, VTS ve diğer istasyonlar görebilir. Bu sayede deniz trafiği daha iyi bir şekilde ...kontrol altına alınmış olur. Bu de arkadaşlar... ...savaş gemilerinde kullanılan IS çeşididir. Yani Warship... ...Automatic Identification System... ...Hark gemileri otomatik tanımlama sistemiymiş. Bu sistem sayesinde... ...savaş gemileri ayrı bir şekilde... ...şifrelenmiş olarak... ...bu bilgileri istediği kişilere gösterir... ...istemediği kişilere göstermez. IS çeşitleri... ...iki çeşittir. Klas A denilen model solas kapsamına giren uluslararası denizlerde olan ticari gemilere takılır ve çok daha detaylı bilgiler içerir. Klas B ise bunların dışında kalan takması zorunlu olan gemilerde kullanılır arkadaşlar. AIS'in kullanım amaçlarına bakacak olursak yakın bölgelerde deniz trafiğinin daha iyi takip edilebilmesi, trafiğin güvenli şekilde sağlanması ve ve gemilerin yakınındaki deniz trafiğinin çok daha detaylı şekilde haberdar olmalarının sağlanmasıdır. Arama kurtarma çalışmalarında korsanlık ve haydutluk gibi yasa dışı işlerde IAS büyük fayda sağlamaktadır. Arama kurtarma çalışmalarında mesela kurtaracağımız geminin kaç personeli var? Kurtaracağımız gemi ne taşıyor? Bu bilgilere sahip olursak o kurtaracağımız gemiye daha iyi bir şekilde plan yaparak gidebiliriz. Ayrıca korsanlık ve haydutluk noktasında da e, bunların e, daha iyi fark edilebilmesi sağlanmaktadır AYES sayesinde. Arkadaşlar AYES konumuz bitti. E, kanalıma abone olup diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz yeni yayınlanacak videolara. Ve kafanıza takılan her türlü soruyu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın görüşmek üzere.